Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Önce bazı başlıklar. Hindistan'da gündem yeni vatandaşlık yasası. Yüksek Mahkeme tartışmalı yasaya karşı açılan iptal davalarının görüşülmesini erteleyince sokaklar yine hareketlendi. Ayrıntıları birazdan aktaracağız. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yol açtığı bir tehlike. Kuşların göç hareketi gecikti. Bazı kuş türleri aniden bastıran kış mevsimi nedeniyle kuzey bölgelerinde mahsur kaldı. Çin'den bir örneği paylaşacağız. Dünyaca ünlü Variety dergisi dizilerde rol alan Hollywood yıldızlarının bölüm başı aldıkları ücretleri açıkladı. Şaşırtan rakamları birazdan aktaracağız. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, Hindistan'da tartışmalı vatandaşlık yasasına tepkiler dinmiyor. Yüksek Mahkeme yasaya karşı açılan iptal davalarının görüşülmesini erteleyince eylemciler yine sokağa döküldü. Hindistan'da gündem yeni vatandaşlık yasası. Yüksek Mahkeme tartışmalı yasaya karşı açılan iptal davalarının görüşülmesini erteleyince sokaklar yine hareketlendi. Ülkede gözler Yüksek Mahkeme'nin kararındaydı. Mahkeme, federal hükümetten vatandaşlık yasasının iptal edilmesiyle ilgili yapılan yaklaşık 60 başvuruya cevap vermesini istedi. Anayasaya aykırılık iddiasıyla açılan iptal davalarının görülmesi de 22 Ocağı ertelendi. Kararın ardından Yeni Delhi'de büyük bir kalabalık gösteri düzenledi. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu eylemciler, "Biz insanız, suçlu değil" pankartları taşıdı. Yasa nedeniyle ülke genelinde protesto dalgası var. Assam eyaletinin Guwahati kentinde de sokaklar yasaya tepkili göstericilerle doldu taştı. Şimdiye kadar 29 üniversitede eylemler düzenlendi. Yasaya karşı dava açanlar arasında muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi de bulunuyor. Tepki çeken tasarı Hindistan Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla yasalaşmıştı. Yeni yasa Müslümanlar hariç 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıyor. Buna göre Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan kaçan dini azınlıklara mensup kişiler, Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek. Aynı konumdaki Müslümanlarsa yasanın dışında tutuluyor. Küresel iklim değişikliği kuşların göç yollarını da tehlikeye attı. Aşırı sıcak yazın ardından gelen kuraklık ve sert soğuk nedeniyle göçmen kuğular Çin'de mahsur kaldı. Her yer kar ve buzla kaplı. Yiyecek bulamıyor, enerji toplayamıyorlar. Kışın hayatta kalmak için güneye uçmaları gereken göçmen kuğular Çin'de mahsur kaldı. Görüntüler Çin'in Uygur bölgesinden. 600'den fazla kuğu Manasi Gölü Parkı'na sığındı. Ancak burada da hayatta kalmaları neredeyse imkansız. -20 derece soğukta yiyecek bulamayan göçmen kuşları Uygurlu görevliler Mısır'la besliyor. İçeride yüksek protein sayesinde Mısır'ın kuğuları enerji sağlamasını umuyoruz. Hava daha da soğuyacak ve göl tamamen donacak. Güneye uçamazlarsa kışı burada geçirmeleri için buzu da kırmayı planlıyoruz. Yetkililer hayatta kalabilmeleri için kuğulara günde 400 kilogram mısır verildiğini söylüyor. Göçmen kuşlar kar örtüsünün kış sonuna kadar yerde kaldığı bölgede yaşam savaşı veriyor. Uzmanlar bu yıl güneye göç edebilseler bile kuğuların gelecek yıl hayatta kalıp kalamayacaklarının garantisi olmadığına dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü Variety dergisi Hollywood yıldızlarının bölüm başı aldıkları ücretleri açıkladı. Derginin haberine göre listenin başında Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon var. İki oyuncunun bölüm başı kazandıkları para 1 milyon dolardan fazla. Dünya ünlü oyuncular, televizyon ve online platformlarda rol aldıkları yapımlarda bölüm başına ne kadar kazanıyor? Variety dergisi bu sorunun cevabını araştırdı ve ortaya ilginç detaylar çıktı.
Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon, Apple'ın online video servisi Apple TV Plus için kamera karşısına geçtikleri The Morning Show adlı diziden bölüm başı 1 milyon dolardan fazla kazanıyor. Apple'ın Morning Show'un 2 sezonu için toplam 300 milyon dolar ve bölüm başı 15 milyon dolar ödediği belirtiliyor. Resmi bir açıklama olmasa da bazı kaynaklar Aniston ve Witherspoon'un bölüm başı 2 milyon dolar kazandıklarını iddia ediyor. Bölüm başı 1 milyon dolar barajını geçenler arasında Nicole Kidman, Jeff Bridges, Kerry Washington ve Steve Carell de bulunuyor. Üstelik bu oyuncuların yer aldıkları tüm yapımlar online video servislerine ait. Uzmanlar, oyuncu ve yapım ücretlerinin dramatik şekilde yükselmesinde Apple, Disney, Amazon gibi büyük şirketlerin kendi online video servislerini hizmete sokarak agresif yatırımlar ve büyük çaplı projelerle Netflix'e rakip olmaya çalışmalarının büyük rolü olduğunu söylüyor. Netflix'in ise yakın zamanda açıkladığı istatistiklere göre dünya genelinde 158 milyon abonesi bulunuyor. Şirketin yalnızca bu sene orijinal yapımları için 14 milyar dolarlık bütçe ayırdığı belirtiliyor. Raporlar Apple, Amazon, Disney gibi şirketlerin Netflix'in lideri olduğu online video izleme pastasından pay alma savaşlarının süreceğine işaret ediyor. Ve dünyanın farklı köşelerinden ilginç olay ve görüntülerle kısa bir dünya turuna çıkıyoruz şimdi. İlk görüntülerimiz Çin'den. Okul servisi yolda ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle aracın arka kapısı açıldı. Servisteki çocuk yola yuvarlandı. Neye uğradığını şaşıran çocuk hemen toparlandı ve servisi yakalamak için peşinden koşmaya başladı. Yalnızca birkaç saniye içinde gelişen bu olaylar o sırada okul servisinin arkasındaki aracın kamerası tarafından kaydedildi. Neyse ki olayda kimsenin burnu bile kanamadı. Yine Çin'den bir görüntü ancak bu kez konu kaza değil, yetenekli bir tavuk. Çin'de bir ziraat fakültesi öğrencisi tavuğunu eğiterek ona basit 3 şarkı çaldırmayı başardı. Davranışsal koşullanma metodunu kullanan öğrenci tavuğu 2 ayda eğittiğini söylüyor. Doğru notaya bastığında tavuğa yem veriyor, yemle ödüllendiriliyor. Yanlış notaya bastığında ise tavuğa yem verilmiyor. Rusya'dan bir kaza görüntüsü. Sürücü aracını aşırı hızla kullanınca kaza da kaçınılmaz hale gelmiş. Önce sürüklenen araç daha sonra bir duvara çarparak yan yatıyor. Neyse ki olayda can kaybı yok. Hindistan'ın Kerala eyaletinde kontrolden çıkan otobüs önce tuk tuk denilen motorlu araca çarptı, ardından bir grup öğrenciyi ezdi. Kazada tuk tuk sürücüsünün hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısından gelen otobüsün kontrolden çıktığı ve kaza yaptığı görülüyor. Kazanın nedeni ise bilinmiyor. Tayland'da bir hırsız deyim yerindeyse ava giderken avlandı. Bir evin bahçe duvarından tırmanan hırsız duvardan atlarken yüzüstü yere kapaklandı. Çarpmanın etkisiyle uzun süre kendine gelemedi. O anlar kameralara böyle yansıdı. Çin'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin görüntüleri izliyorsunuz. Bu görüntüler uluslararası haber ajansları tarafından paylaşıldı. Deprem yerel saatle sabah 8 civarında Çin'in güneybatısında yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelmişti. Depremde hayatını kaybeden olmazken Çin medyası en az 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Her yıl okyanuslara milyonlarca ton plastik karışıyor. Bu plastiklerin toplanması son derece büyük bir sorun. Danimarka kökenli taşımacılık şirketi bu soruna dikkat çekmek için özel bir gemi görevlendirdi. 1,5 yıl boyunca okyanuslardaki plastik çöpleri toplayan gemi bu özel yüküyle limana yanaştı. Geminin mürettebatı tonlarca çöp toplamalarına rağmen çabalarının okyanusta bir damla olduğunu söylüyor. Araba parçaları, oyuncaklar, kovalar, plastik ambalajlar. Özel donanımlı geminin okyanustan topladığı çöpler arasında yok yok. Danimarkalı bir taşımacılık şirketi plastik çöp sorununa dikkat çekmek için özel bir gemi görevlendirdi.
Bir buçuk yıldır farklı deniz ve okyanuslarda yol alan Ocean Cleanup adlı gemi tonlarca ağırlıkta plastik çöp topladı. Her türlü hava koşulunda çalışmalarına devam eden gemi personeli özellikle büyük okyanusta çok fazla plastikle karşılaştıklarını söylüyor. Denizden toplam 60 çuval plastik toplayan denizciler plastik atıklarla mücadele çağrısı yaptı. Liderler plastik konusunda sadece konuşmakla yetiniyor. Ama bu iş laflarla olmuyor. Geminin mürettebatı topladıkları tonlarca çöpe rağmen çabalarının okyanusta bir damla olduğunu söylüyor. 1, 2 hatta 3 kilo plastik topladığınızı düşünün. Yine de okyanusta sonsuz miktarda plastik kalıyor olacak. Sorunu kaynağından çözmeliyiz. Her yıl okyanuslara 13 milyon ton plastik karışıyor. Önlem alınmazsa 2050 yılında okyanuslarda balıktan çok plastik olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar plastik kirliliğinin okyanuslara karışmadan engellenmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. İnsansız araçlar yani otonom taşıtlar artık ulaştırma, taşımacılık sektörünün de çehresini değiştiriyor. Çin'de üretilen ilk insansız yük gemisi denize açıldı. Tonlarca yük taşıyor, otomatik olarak limanlara yanaşıyor. Çin'de üretilen mürettebatsız yük gemisi ilk yolculuğunu tamamladı. Görüntüler ülkenin Zhuhai limanından. Yapay zekalı insansız yük gemisi Çince'de sihirli bulut anlamına gelen Jingdouyun adını taşıyor. Çinli yetkililer geminin ilk yolculuğuna katılan gözlemcilerin hiçbir müdahalede bulunmadığını söylüyor. Otomatik pilotta ilerleyen Jingdouyun acil durumlarda uzaktan da kontrol edilebiliyor. Geleneksel yük gemileriyle karşılaştırıldığında inşası ve işletimi %20 ucuza geliyor. Ürünlerin kısa mesafedeki bölgesel pazarlara taşınması için özellikle adalar ve Anakara arasındaki taşımacılıkta ideal. Radarın yanı sıra çok çeşitli alıcılarla donatılmış robot gemi özellikle sığ sularda çalışmak için tasarlanmış. Dünya çapında deniz yoluyla yük taşımacılığı $334 milyar bir pazar. Kazaların yarısından fazlası ise insan hataları sonucu meydana geliyor. Farklı ülkelerde insansız gemilerle ilgili testler devam ediyor. Ancak denizcilik kuralları bu gemilerin henüz uluslararası sulara çıkmasına izin vermiyor. Evet, bu haberle bitirdik. Hoşça kalın.